15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in kardeşi Soner Halis Demir, şehitler için kurdukları Vatan Yıldızları Vakfı'na Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin haciz getirdiğini söyledi. Vatan Yıldızları Vakfı hacizinden kurtarılan bir diğer malzeme ise Türkiye haritası oldu. Türkiye haritasının içerisinde kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Paşa'nın fotoğrafı bulunuyor. Ayrıca şehit olan 251 şehidimizin de ismi yer alıyor. Haciz işlemleri sırasında Lider Haber Televizyonu Ankara ekibine konuşan Halis Demir, 2020 yılında Ankara Gölbaşı'nda bulunan vakıf binasını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kirasız şekilde aldıklarını ve yüksek miktarda bakım onarım çalışması yaptıklarını söyledi. Biz 2019'da Vatan Yıldızları Vakfı'nı 150 tane şehit ailemizle birlikte kurduk. Buraya taşımak için 2020'de Mansur Yavaş'ın bizzat huzuruna çıkarak da söz misali bir atımlı kurşunumuz varsa burayı bize ücretsiz tamir istedik. İçinin tadilatını, dışının tadilatını biz yapalım dedik. O da tabii ki dedi, başımızın üstünde yeri var dedi. Vatan size minnettar dedi. Şehit kardeşi Halis Demir, binayı devraldıklarında virane halde olduğunu ve tinerciler tarafından sarılmış biçimde bulduklarını söyledi. Kendi imkanlarımızla 2-3 milyona yakın tadilat A'den Z'ye komple yaptırdık. Odalarını, şununu, kapısını, penceresini, yukarısını, çatısını, tavanını hepsini yaptırdık. Vakfın malzemeleri konduktan bir ay sonra Büyükşehir'e bağlı ANFA güvenlik ekipleri gelerek kapı kilidini değiştirdi. Ancak amaç kira sözleşmesi imzalatmakmış. Bizim emekli gazi albayımızla vakfın genel sekreteri bir de hanımefendi anahtar almaya gittiğinde ANFA'ya orada bir kira sözleşmesi yaptırıyorlar. Yeriniz yurdunuz belli olsun usulden diye. Yaşanan bu olaydan bir yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın bedelsiz tahsis ettiği yapının kira borcu olduğu söylenerek ödeme yapılması istendi. Ödeme yapılamayınca haciz işlemi uygulandı. Süreç daha sonra hukuk kanalından yürütülerek fahiş kiraya itiraz edildi.